Seda Hanım, bazen kaçmak gerekiyor değil mi? Yalnız kalmak gerekiyor. Çok komik şu an. Yok, gerçekten en iyisini yapmışsınız herhalde, böyle enerji yani yapmak. Yani sakin sessiz. Pandemi nedeniyle insanlardan uzak bir yerdesiniz, yeşillikler arasında. Ben inanamıyorum şu an. Şoktayım. Müzik mi dinliyordunuz? Ne dinliyorsunuz mesela, merak ediyorum. Hangi... Ormanda siz mi? Orman, yok, orman değil, park orman burası, Maçka Parkı. Maçka Parkı. Siz ne yapıyorsunuz? Doğum gününüz kutlu olsun bu arada. Hala inanamıyorum şu anda gerçekten. Sizi burada bulduğumuzda mı yoksa? Evet. Biraz evet, doğru. Gerçekten. Normalde çünkü burası şimdi böyle çok sessiz sakin oluyor yani. Biz de sessiz sakin yerler. Biz de genelde böyle sessiz sakin yerler var. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yeni yaşımıza neler dileyeceksiniz? Biraz ondan konuşsaydım. Teşekkür ederim. Yeni yaşım, yeni yaşım, evet, yeni yaşıma girdim. Güzel. Ne dilediniz? Kendi mi? Kendinize kendi. Peki. Yani daha kendimi daha çok bulmayı. Yani bulamadınız mı? Ne anlamda bulmayı? Nasıl bir bulmuş yani, acaba? İstediklerinizi başarma anlamında. Kendimi daha içselleştirmek gibi. İçselleştirmek. Biraz daha açabilirsiniz. Daha derin. Bir kitap yazıyorsunuz gibi havası var şu anda yani. Hazırlık var sanki kitap yazmak gibi. Yok. Şu an öyle bir şeyim yok. Peki geçmiş yılları bir değerlendirirseniz nasıl geçti geçmiş yıllar? Sizi mutlu eden veya mutsuz eden geçmiş zamanlar oldu mu? Bitti. Sildim attım diyorsun sana. Geçmiş geçmiş de kalır. An çok güzel. Unutamadığınız anlar var mı peki geçmişe dair? İyi veya kötü anlar? Şu an evet. Şu an. Ne güzel. Bu anı unutmayacaksınız. Biz de sizde bir iz bırakabildiyseniz. <unutmayacağım. gülüyor> Yani şöyle, an dışında bir şey olduğuna çok inanmıyorum. O yüzden an çok güzel. Anın tadını çıkarıyorum. Ne mutlu size ya, gerçekten. Peki yeni yaşınızda hayatınızda kısıtladığınız bir şeyler oldu mu mesela? Bu yaşta artık hayatıma birini sokmayacağım gibi bir kısıtlamalar oldu mu? Öyle bir şey olabilir mi? Aşk adına. Heyecandan yüzünüz biraz titredi galiba, aşk. Aşk deyince biraz böyle. Yüzünüz titredi. Yaralı yerinize dokun. Aşk güzel bir şey. Ben seviyorum. Keyif aldığım zaman tabii ki yaşayabileceğim bir şey. Yani tekrardan bir aşkına çıksınız her zaman olduğu gibi. Şart değil. Ben kendimle mutluyum çünkü. Mutlu olabilen bir kadınım. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla tabii ki olurum. O ne güzel. İnşallah öyle bir şey olur tekrar. O zaman şöyle bir anlama geliyor. Ayrıldığınız sevgiliniz, sevgiliniz sizinle mücadele edemedi. Ayrılma nedeniniz o mu? Başka bir şey? Anladık, bu konulara girmeyecek. Peki projelerle ilgili konuşalım. Var mı önünüzde bir şey, okuyor musunuz şimdi? Bayağı dinlendiniz. Akıştayım. Keyif almak. Daha da keyif almak. Ne güzel biliyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Daha da keyif almak, daha da iyi hissettirecek şeylerle alakalı tabii ki yapabilirim. Peki bir sınava hazırlık dönemi yaşadınız. Sınava girdiniz mi yoksa önümüzdeki sene girecek misiniz? Üniversite sınavına hazırlanıyordunuz bir dönem. Tam bilemediğim bir konu. Şu an biraz daha başka şeylerle alakalı, daha böyle. Ya sınavdan vaz mı geçtik üniversite sınavına? İşte öyle her şeyi açmak olmuyor. Biz rahatsız etmeyelim sizi. Biz gidiyoruz, rahatsız etmeyelim. Biz rahatsız olmalı. Hayır, ben zaten eve gideceğim. Gözlüğünüzü unuttunuz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi günler. İyi günler.